Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarımsal İşletme Danışmanlığı bünyesinde kurularak faaliyetlerine başlayan Tarım İletişim Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Tarım İletişim Merkezi binasına Bakanlık Müsteşarı Doktor Nusret Yazıcı ile birlikte gelen Bakan Çelik, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Merkezin kurucuları arasında da yer alan Eğitim, Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanı Doktor İlkay Kılıç'ın ev sahipliği yaptığı ziyarette Tarım İletişim Merkezi'ndeki faaliyetleri yerinde inceleyen Çelik bir de konuşma yaptı. Tarım İletişim Merkezi'nde gün boyu yapılan ve 7000'i bulan görüşmelerde merkezde görevli her bir personelin çiftçilerin hayat hikayesini veya sorunlarını da öğrenme, birinci ağızdan dinleme imkanına kavuştuğunu belirten Çelik, bunun çok önemli olduğunu dile getirdi. Bakan Çelik, burada bulunan 100 kişiye her gün 6000 çiftçi bir şey söylüyor. O söylediği şeylerin içerisinde belki bizim yakalamamız gereken 10 başlık vardır. Bu bizim için çok önemlidir, yol açıcıdır, ufuk açıcıdır dedi. Birebir vatandaşla görüşme esasını içeren bir proje bu. Sizler de bunu gerçekleştiriyorsunuz. Çok doğru ve güzel bir iş yapıyorsunuz. Düşünün ki bir mühendis arkadaş danışman olarak gidip görevini yerine getirdi ve gerekli bilgilendirmeleri yaptı. Yapıp yapmadığını siz de sağlamasını yapıyorsunuz. Siz de diyorsunuz ki evet gidildi, gelildi ve o çiftçinin ufkunda bir değişim meydana geldiyse Türkiye'ye o gün çok şey yaptık. Bugün Allah için ne yaptın diye soruluyor ya. Bugün bu millet için ne yaptın? İşte bir önemli iş yaptın. Bir çiftçinin ufkunda bir değişim, üretim anlayışını, bir değişim anlayışını ona nakşettik. 7000'i bulan bu görüşmelerinizden önemli çıktılar vardı, öyle inanıyorum. Her biriniz birçok çiftçinin bu vesileyle hayat hikayesinde veya sorunlarında öğrenme, birinci ağızdan dinleme imkanınız oluyor. 100 kişiye her gün 6000 çiftçi bir şey söylüyor. O söylediği şeylerin içerisinde belki bizim yakalamamız gereken 10 başlık vardır. 6000 tane yoktur. Ama 10 tanesi çok önemlidir bizim için. Yol açıcıdır, ufuk açıcıdır. Bakan Çelik konuşmasında işletme bazlı sorumlulukların 150'li rakamlara çekilebilmesi için bu yıl ya da önümüzdeki yıl içerisinde personel istihdamı olabileceği müjdesini de verdi. Eğitim, Yayın ve Yayınlar Dairesi Başkanı Doktor İlkay Kılıç da merkezle ilgili olarak Web Tarım TV'ye açıklamalarda bulundu. Kılıç, Tarım Bakanlığı'nın her dönem içerisinde uygulanışı ve adı farklı olsa da tarımsal işletme danışmanlığına önem gösterdiğini vurguladı. Bunun uygulanması yöntemsel olarak değişmiş, ismi değişmiş fakat Tarım Bakanlığı çok uzun zamandan beri bu danışmanlık hizmetini üreticimize ulaştırmak yolunda çeşitli denemelerde bulunmuş. Biz de Sayın Bakanımız ve Müsteşarımızın talimatlarıyla son dönemde tarımsal işletme danışmanlığını hem üreticilerimize daha iyi anlatmak hem de onlarla gerçekten birebir görüşüp amacımızı yerine getirmek adına bu süreci hızlandırdık. Tarımsal işletme danışmanlarımız üreticilere giderek bir fil herhangi bir sıkıntısı olsun olmasın önemli değil. Tüm üreticilerimize, bizdeki kayıtlı üreticilerimize ya da kayıtsız üreticilerimize giderek onları sıkıntıları varsa sıkıntılarını dinliyorlar. Dediğim gibi ulaşamadıkları noktalarda, çözüme ulaşamadıkları noktalarda kendi çaplarında o çözümlere ulaşıyorlar ve bir silsile halinde. Ola ki danışmanımız dahi buna çözüm bulamadı. Hemen il müdürlüklerimize, il müdürlüklerimizin aracılığıyla bakanlığımıza kadar bunlar sirayet ediyor ve bizler üreticilerimizin bu sorunlarını, sıkıntılarını çözmek için bir aksiyon alıyoruz. Kılıç, Tarım İletişim Merkezi'nde yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Merkezimiz Sayın Bakanımızın ve Müsteşarımızın talimatıyla kuruldu. Çok yeni bir merkezimiz. Buradaki çalışanlarımız da Tarım Bakanlığı'nın personelleri. 100 tane personelimiz burada çalışıyor. Her gün 7000 arama yapılıyor. Ziyaret edilen tüm üreticilerimiz buradan aranarak memnuniyet durumları, bizden beklentileri soruluyor ve bunlar bir rapor haline getiriliyor. Biraz önceki sorunuza da deyince işte bu raporların sonucunda da yaklaşık %98'e yakın memnuniyet oranı var. Yaklaşık %98 oran, bu çok ciddi bir rakam. Allah izin verirse inşallah bunu daha da arttıracağız ve hizmetimizi de bu bağlamda şekillendirerek, büyüterek devam edeceğiz.
üreticilerine tepkini durumda demiştim ama siz gayet olumlu olduğunu söylediniz. Evet. Detaylandırırsanız o tür raporlar geliyor ama ulaşıyor mu? Tabii. Şu anda bakanlık müşavirlerimiz illere zimmetlendiler. Her bakanlık müşavirimizin sorumluluğunda olan illerimiz var. Bu illere yönelik ve bu hizmetimize yönelik raporlar tutuluyor. Bu raporlar şunu kapsıyor. Üreticilerimizin bu bağlamda bizden beklentileri hani her daim vardır. Bunlara ne kadar karşılık veriyoruz? Bu raporların sonucunda da zaten gözüküyor ama hizmet olarak, danışmanlık olarak biraz önce de söylediğim gibi %98'e yakın bir memnuniyet var. İlkay Kılıç, Tarım İletişim Merkezi'nin kavuştuğu yapı itibariyle kendisini çok mutlu ettiğini ve merkezin sadece tarım camiasına değil tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Tarım Bakanı Cemil Bey. Tarım Bakanımızın selamı var. Kavuşacağım da görebiliyor.